Burası da yapsak daha iyi olacak. Çok iyi olur. Ahmet Yesevi Kadın Kültür ve Destek Merkezi'nde kadınlarla bir araya gelen Başkan Güvenç, kadınlarla sohbet ederek taleplerini tek tek not etti. Doğalgaz, halk eğitim camiası. Tamam ya, getiriyorum. Doğalgaz. Alın bakalım. Şöyle şu taraftan. Şu taraftan. Kurs öğretmenleri ve kursiyerlerle toplu sergi açılışını gerçekleştiren Başkan Güvenç, Devteşti ve Ahmet Yesevi bölgesinde kadınların ikinci ev olarak gördükleri kadın kültür merkezlerinin önemine değindi. Kurslarımızın hayırlı uğurlu olmasını içtenlikle temenni ediyorum. Biz istiyoruz ki ulaşamadığımız tek bir kardeşimiz kalmasın, tek bir gencimiz kalmasın. Genç kızlarımız, gençlerimiz spor yapsınlar, meslek kurslarına gitsinler, dil kurslarına gitsinler, bilgisayar kurslarına gitsinler. Bunun için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. El sanatları kursların açılış konuşmasını yapan Başkan Güvenç, kurslarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. İstiyoruz ki ulaşamadığımız tek bir genç kardeşimiz kalmasın. Genç kızlarımız, gençlerimiz spor yapsınlar. Meslek kurslarında iş sahibi olsunlar. Bunun için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar şeklinde konuştu. Açılışa katılan kadınlara doğalgaz ve park müjdesi veren Başkan Güvenç, bu yıl Ahmet Yesevi ve Devteşti mahallelerine doğalgaz verilmesi için Ankara'dan gerekli onayları aldım ve inşallah en kısa sürede çalışmalara başlayacağız. 80 dönümlük Ahmet Yesevi Parkı'nı da ihale edip sizlerin hizmetine sunacağız. Oyun alanları ve kafeleriyle güzel bir yer olacak. Merkezler sizin eviniz, muhabbet edip kermes yapabileceğiniz bir mahallenin aile haline geleceği yerdir. Bizler de her zaman sizlerin yanında şeklinde konuştu. Kadınlara bir yandan meslek öğretirken bir yandan da aile ekonomisine katkıda bulunmasını sağlanıldığı Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 7 Kadın Destek Merkezi'nden biri olan Ahmet Yesevi Kadın Destek ve Eğitim Merkezi'nde birçok kursun yanı sıra makine nakışı, giyim, geleneksel kıyafet, filografi, resim, takı tasarım, el sanatları kursların açılışını yapan Başkan Güvenç, kursiyerler tarafından yapılan eserleri inceledi. 11. Tane, tane öğrendim. Eskilerden yaptı. Abla bir şey öğrenmek istiyorum. Evet. İnternetten sipariş alıyor musun sen? Bir tane aldım, Adana'ya göndereceğim. Halen gönderemiyorum, kargo ücreti. Kargo ücretinden dolayı sipariş. Niye parası gelmeyecek mi? Ben anlaştığım kişiye kargoyu ödemiyor, ben de ödeyemiyorum. Bir çarpmazsın sonra bir de kargo ücreti. Hayır, ücretini de aldım. Öte yandan Akabe Kadın Kültür Merkezi ve TOKİ Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Güvenç, bir kursiyerin yapmış olduğu eseri satıp aile ekonomisine katkı sağladığından dolayı memnuniyetliğini dile getirdi. Ziyaret kapsamında TOKİ Gençlik Merkezi'ne geçen Başkan Güvenç, masa tenisi oynayan bir çocukla karşılıklı müsabaka etti.